Nefis bir başlangıç yapıyoruz bugün. Karidesli nohut salatası. Kolay hazırlayabileceğiniz, şık, lezzetli, çok farklı bir tarif. Genelde karidesle nohut bir araya gelmez ama bir araya getirin, bana güvenin, inanılmaz lezzetli oluyor. Şimdi ilk önce salatanın sosunu yaparak işe başlayacağım. Önümde bir blenderım var. Blenderın içine hardal alıyorum. Yaklaşık böyle bir tatlı kaşığı kadar. Pul biber ekledim. Bir limonun, bir de misket limonunun suyunu ekliyorum. Çok az tuz. Hardal da koyduğumuz için fazla koymaya gerek yok. Şimdi blenderın kapağını kapatıyorum. Bu arada kullandığım blenderın markası Bosch. Bosch Vita Power olarak bulabilirsiniz. Hem böyle smoothie'ler yapıyorum, işte hem kek harçları yapıyorum. Çorba yaptığım zaman bundan geçiriyorum. Aynı zamanda böyle salata sosları da yapmayı çok seviyorum. Çünkü neden? Bunun şu üst kapağını çıkardığım vakit buradan zeytinyağını yavaş yavaş ekleyebiliyorum. Bu sayede çok homojen sos karışımları oluyor. Özellikle böyle büyük salatalar yapacağınız zaman her onu çırpmak diye hiç uğraşmadan direkt güçlü bir blender kullanabilirsiniz. İhtiyacınız varsa tavsiye ederim. Şimdi blenderı çalıştırıyorum ve bir yandan zeytinyağı ekliyorum. İşte bu kadar. Şimdi önüme nohutları aldım. Konserve nohut kullandım. Biraz daha böyle pratik olsun diye ama o konserveleri mutlaka yıkayıp durulamak lazım ki o konserve lezzeti gitsin. İçine kırmızı soğan ekliyorum. İsterseniz taze soğanla da yapabilirsiniz. Biraz turşu inanılmaz yakışıyor. Jalapeno turşusu ekliyorum. İstediğiniz herhangi bir turşu olur. Maydanoz ekliyorum. Şöyle biraz üzerinden geçtim. Şimdi kıvamını da size göstermek istiyorum. İşte tamamen bütünleşmiş bir sos. Şimdi karıştırıyorum ve nohut kısmımız hazır. Bu arada böyle de çok lezzetli bir salata ama gelin lezzeti böyle bir seviye daha üste çıkartalım. Önümdeki tavayı altına açtım. İçine biraz zeytinyağı, 2 diş sarımsağı dilimliyorum ve tavaya atıyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Biraz sarımsağın renginin dönmesini istiyorum. Ardından karidesi ekleyeceğiz. Karidesi ilave etmeden şöyle biraz tuzla beraber lezzetlendiriyorum. Çevirdim. Şimdi çok büyük değil karidesler, çok hızlı pişecek. Böyle proteinleri fazla pişirirseniz kurutursunuz. O sebeple mesela bu büyüklükteki bir karides için toplamda 1,5 dakika gayet yeterli. Şimdi tabağa önce nohut. Nohutun üzerine karides, böyle sıcakken koyuyorum. Hafif ılıtacak salatayı. O da bayağı güzel olacak. Son olarak biraz daha maydanoz. Bu kadar. Yani inanılmaz basit bir salata. Ama şu ana kadar kime yaptıysam herkes çok beğendi. Çok çok şık oluyor sofraya çıkardığınız zaman. Müthiş bir başlangıç. Böyle misafiriniz geliyordur. Yani sofrada bir çeşit olsun, farklı bir şey olsun dersiniz. O zaman bunu mutlaka deneyin. Karidesi biraz böyle kışa uyarlamış olduk. Her şeyin en güzeli evde. Mutlaka sizler de evlerinizde bu salatayı deneyin. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.